Evet, trafiğe kalmadan çıkalım dedik ama trafikteyiz. Gidiyoruz Midyat'a doğru. Yaklaşık 60 kilometrelik yolculuğun ardından Midyat'tayız. Şimdi biraz Midyat'ı gezelim. Çarşıya doğru gidiyoruz. Böyle bir yere çıktık, çok güzel. Baksana. Mimar kapıları ne kadar değişik. Evet, Midyat sokaklarında kayboluyoruz. Popüler yerlere gitmiyoruz. Aslında bir iki yer vardı bizim gittiğimiz ama bulamadık orayı. Neyse. Sen önce geldiğimiz yeri içgüdüsel olarak bulmamız peki? Yani nasıl bulduk? Aa evet, ben de anlamadım. Soba yanıyordu burada. Çok güzel burası. Ay, burada fotoğraf çekinelim. Hadi gel. Eve daha yanılmamam. Ve çıkmaz sokağa. Çıkmaz sokağa geldi. Gidiyoruz dedim ve çıkmaz sokağa geldik. Biz geri dönüyoruz. Ya. Evet, şimdi böyle ufak bir çarşı var burada. Gidiyoruz. Şimdi Kafro Pizza Köyü'ne doğru gidiyoruz. Evet, burası da çarşının çıkışı. Gidiyoruz artık. Orada görüşürüz. Evet, Pizza Köyü'ne gidiyoruz. Köyün adı Kafro Turab. Diğer ismi neydi? Unuttum. Yazarım artık. 600 metre sonra bir sola. Mı? Ha, evet. El beğendi. Bak Kafro 8 kilometre sonra. El beğendiymiş. Evet, burada. Sağa dönüyoruz. Kafro Pizza yazıyor zaten. Geldik Süryani köyü. Burada 10-15 hane var en fazla. Birkaç tane de pizzacı var. 3 tane pizzacı var. Bakalım bizden 300 metre sonra Kafro Pizza yeri mi diyor. Bakalım artık hangisine gideceğiz. Çok kalabalıksa diğer alternatifleri deneyebiliriz. Nereden biliyorsun? Ramazan buraya park edildiğini nereden biliyorsun? 300 metre diyor bu. Hani burası Turabdin ama. 300 metre sonra dedi o. Ha. Evet, villa tarzı 3 katlı mı yapıyorlardı? Galiba. Bak, kalabalık değil dediğin yerin şeyine bak. 15 tane araba var. Ramazan. Bu arabaların hepsi bence bu pizzacıya gelmiş. Baksana içeriye. Ne yapalım, bir bakalım mı? İnsanların fotoğrafını izi çekmek yasak. Biz çekmiyoruz zaten kimseyi. Ne diyor? İnsanların fotoğrafını izinsiz çekmek yasak. Evet, pizzacıya girerken Ramazan dedi çekmedin. Kafeye giriyoruz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Hadi gel. Evet. Burada ne varmış? Buradan sipariş verip, daha doğrusu bakıp menüye buradan sipariş verip bu şekilde geçeceğiz. Evet, şimdi biz siparişi verdik. Saat 2.20. Evet, bir de ayran açıkız. Teşekkürler. Sağ olun. Ayranlarımız, evet, ayran sipariş verdim. Ramazan kola. Burada da soslar varmış, değişik. Deneyeceğiz pizzayla. Bayağı kalabalık içerisi. Şöyle burada pizza yapılıyor. Burası da fırın kısmı. Ekliyoruz, bakalım pizzamız gelsin. Bu keçi peynirli. Bu da
soğanlı, sebzeli, karışık. Bayağı güzel görünüyor. Keçi peyniri de kokuyor. Umarım kokmaz. Evet, pizzacıdan çıktık. Nasıldı pizza Ramazan? Yani hamuru güzeldi, inceydi değil mi? Gevrekti. Arttı bir odun. Tart var sadece. O da muhtemelen sosla sağlıyorlar. Hı. Öyle akşam bir şey yoktu yani. Evet, malzemesi az geldi bize. Belki de diğer birkaç tane daha pizzacı var. Turabdin var, bir de İzla Pizza. Oralardakiler de daha farklı olabilir. Yani denenebilir değil mi? Ya tabii deneyeceksin. Kötü de olsa. Öyle. Kişilerin tecrübelerinde edindiği evet. Bilgiyle hareket etmeyeceğim. Mimari de çok değişik. Şu katlı. Bak diğer pizzacı burada. Gidiyoruz. Hadi bakalım Batman'a doğru. Evet, ve Ramazan'ın çok sevdiği bir yere geldik. Neresi? Ayrancı geçidi. Kapalı. Kapalıymış. Ayran içecektik. Hava kapalıymış. Şansıma küsü. Bir daha küsüper artık. Sağlık olsun. Ne diyelim? Aytun şu aşağıda bir göl var. Oraya getir bize. Ne zaman? İstiyorsan bana bir kapatma. Araba geliyor mu? Kalbim. Ramazan dedi seni bu göle götüreceğim. Gölün kenarına bence gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Hadi gidelim bakalım ya. Aa, burada çok güzel fotoğraf çekilir. Kır kat gölü mesire alanı. Ay Ramazan çok güzel. Batık bir tekne de var burada. Orada çekilelim. Hadi gel. Valla şu an harika bir açı var burada. Tamam, daha fazla inme. Fotoğraf çekeceğiz ya. Evet, çok güzel bir göl kenarına geldik. Hadi. Biraz tadını çıkaralım bana. Yürüyelim biraz. Nereye gideceğini açalım. Tamam, hadi. Harika bir manzara var burada. Geldik ve 10 parmağında 10 marifet görüneceğim Sevim abla kanalı var. Her söylüyorum ara ara bu arada. Evet, Sevim sağ abla. Olasın canım benim. Valla ben de seni çok bahsediyorum. Sağ olasın. Evet, çok güzel çiğ köfte yoğuruyor. Şimdi en son göstereceğiz efendim. İnşallah yine güzel olacak. Her zaman. Müstiş merhaba. Bir saniye söyleyeyim. Afiyet olsun.